Yapay zekaya yeni başlamış ya da başlayacak biriyseniz, birazdan inceleyeceğimiz konu ilginizi çekebilir. Peki nedir bu konu? Yapay zeka kullanılarak hazırlayabileceğiniz proje fikirleri. Gelin beraber yapay zeka kullanarak basitten karmaşığa kadar yapabileceğiniz temel proje fikirlerine, yapay zeka uygulamalarına bakalım. Not olarak her projenin yanında İngilizce tanımlarını da belirteceğim. Bu tanımları arama motorlarında aratarak örnek kaynak kodlarına, ilgili eğitim yazılarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Temel programlama bilginiz varsa ama yazılımla haşır neşir değilseniz, temel seviyedeki el yazısı algılayıcı, spam sınıflandırıcı, öneri sistemleri gibi bazı uygulamaları kodlamaya başlayabilirsiniz. Spam sınıflandırıcı, spam classifier. Yıllardır gerek iş hayatında gerek günlük yaşantımızda e-postaları iletişime geçmek için kullanıyoruz. Tabii e-posta kutumuza istenmeyen mesajların da gönderilmiş olması muhtemel. Bu gibi durumlarda spam olarak adlandırılan istenmeyen e-postaların ayırt edilmesi gerekiyor. İşte tam burada spam sınıflandırıcı yapay zekalar yardımımıza koşuyor. El yazısı tanımlayıcılar. El yazısı tanımlayıcılar, yani Handwritten Digit Recognition, isminden de anlaşılacağı üzere insan eliyle yazılmış metinlerin algılanmasında kullanılıyor. El yazıları kişiden kişiye oldukça farklılık gösterebildiği için yapay zekaların bu el yazılarını tanıma süreci kolay olmuyor. Yapay zeka teknolojisinin alt dallarından biri olan derin öğrenme ile tasarlanan el yazısı tanımlayıcıları kodlayabilirsiniz. Şerit çizgisi belirleyici, Lane Line Detection. Sürücüsüz araçların insan gibi davranarak şeritleri takip etmesi ve yolunu koruması gerekir. Şerit çizgisi belirleyici, yapay zekanın bir alanı olan bilgisayarla görü içinde değerlendirilir ve otonom araçlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Mesajlaşma botları, chatbots. Web sitelerinde, mobil ve masaüstü uygulamalarda sıklıkla karşılaştığımız mesajlaşma botları, chatbotlar, arka planında yapay zeka teknolojisini kullanır. Mesajlarımıza göre hızlı ve mantıklı cevaplar vermek için eğitilen bu botlar, çeşitli algoritmalar kullanır. Mesajlaşma botları, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi tekniklerini de kullanır. Bu botlara verilen girdiler analiz edilerek karşı tarafa çıktı, yani mesaj olarak gönderilir. Mesajlaşma sırasında yeni kalıplarla karşılaştığında bunlara göre kendini eğitir. En uygun yol bulma, optimal path. Bir yerden hedeflediğiniz diğer bir yere en uygun yolu kullanarak gitmenizi sağlayan optimal path sistemleri navigasyon sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sistemi tanımak adına temel seviyede optimal path projeleri tasarlayabilirsiniz. Öneri sistemleri, Recommender Systems. Öneri sistemleri e-ticaret sitelerinde, sosyal medya platformlarında, arama motorlarında kullanılmaktadır. Bir ürünü incelerken benzer ürünlerin gösterilmesi, davranışlarınıza göre karşınıza ilgili reklamların çıkartılması yapay zeka teknolojisiyle yapılabilmektedir. Başlangıç için yapay zekayı kullanan ufak çaplı öneri sistemleri geliştirebilirsiniz. Benzer renklere göre öneri yapan bir sistem ya da haber içeriğini analiz ederek sınıflandırma ve önerim yapılan bir yazılım olabilir. Ek olarak, dinleme ve beğeni geçmişinize bakarak müzik öneren, incelediğiniz ürüne benzer diğer ürünleri gösteren, sosyal medya platformlarında hareketlerinize göre öneri yapan yapay zeka sistemlerini listeleyebiliriz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre araştırma yaptıktan sonra bu sistemleri daha önceden var olan veyahut yeni başlayacağınız projelerinize dahil edebilirsiniz. Öneri sistemlerinin gerçekten kapsamı çok geniştir. Bu alan dahilinde proje yapmayı planlıyorsanız kapsamlı araştırma yapmanızda fayda var. Kelime tamamlayıcılar, Next Word Prediction. Bir kelimeyi yazmaya başladığınızda tamamlamanız için önerilen kelimelere denk geldiniz mi? Mesela gel yazdıktan sonra geleceğim, geliyorum, geldim kelimelerinin karşınıza çıkması gibi. Sonraki kelimeyi tahmin eden Next Word Prediction sistemler telefon klavyelerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özgeçmiş kontrol sistemi, Resume Checker. Özgeçmişlerin, bildiğimiz adıyla CV'lerin kontrolü, yapay zekanın gelişimiyle birlikte hızlanmaya başlamıştır. Binlerce başvuru alan organizasyonlarda, ön eleme yapan yapay zekalar, başvuru sürecini hızlandırmak adına yer yer kullanılabilmektedir. Görüntü tanımlayıcı, Image Recognition. Yapay zeka veriyle beslenir. Görüntü tanımlayıcı yapay zekalar da birçok görüntüye ihtiyaç duyar.
Böyle bir projede fotoğraflı veri setlerini yazılımınıza öğrettikten sonra görüntüleri sınıflandırmasını, tanımlamasını isteyebilirsiniz. Yapay zekada sıklıkla kullanılan fotoğraf tanımlayıcıları da projelerinizde kullanabilirsiniz. Trafik işareti tanıyan yapay zeka. Classification of Traffic Signs. Sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanan çok sayıda trafik kazası ve sonucunda yaşanan ölümler nedeniyle otomobil üreticileri ADAS yani gelişmiş sürücü destek sistemini ticari araçlara entegre etmeye çalışıyor. Sürücüye yardımcı olan işlevlerden biri trafik işareti tanımadır. Bu, bir aracın yola yerleştirilmiş yol işaretlerini tanıyabildiği bir teknolojidir. Örneğin hız sınırı, yol ver, dur tabelalarını okuyan bir sistem, bilgisayar görü ve evrişimli sinir ağları yardımıyla mümkün olmaktadır. Kötü içerik tanımlayıcılar. Detecting inappropriate content. Argo ya da küfür içeren, kötü niyetli olarak paylaşılmış yazı, video, fotoğraf gibi uygunsuz içerikleri inceleyen ve sınıflandıran bir yapay zeka yazabilirsiniz. Örneğin siz karşı tarafa mesaj gönderdiğinizde yapay zekanız bu içeriği inceleyebilir ve ona göre aksiyon alabilir. Bu sistem Twitter, Facebook, YouTube dahil birçok platformda hali hazırda kullanılmaktadır. Sınıflandırma yapan yapay zeka. Yapay zekanız doğru veri setleriyle eğitildikten sonra verileri sınıflandırma yeteneği kazanır. Örneğin insan, hayvan, trafik lambası ve binaları öğrettiğiniz bir yapay zeka. Daha sonrasında bir sokakta neyin bulunup bulunmadığını az çok anlayabilir hale gelecektir. Çeşitli türlerdeki meyve fotoğrafları ile eğittiğiniz bir yapay zekanın tabağınızdaki meyveleri, kuş fotoğrafları ile eğittiğiniz yapay zekanın gaga türleri, bacak şekilleri gibi özelliklerine göre kuşları, hayvan fotoğrafları ile eğitilmiş yapay zekanın ise tanımlamış olduğunuz hayvanlar arasında kedileri bulması, sınıflandırması gibi örnekler verebiliriz. Identifier Artificial Intelligence araması yaparak detaylı sonuçları elde edebilirsiniz. Yazım hatası düzeltici sistemler. Grammar Checker. Yazı yazarken gözden kaçırdığımız hatalar olabilir. Böyle durumlarda hataların gösterilmesi, yeri geldiğinde düzeltilmesi önemlidir. Başlangıç için kendi dilinize göre hataları inceleyen bir yapay zeka yazabilirsiniz. İnsan sesi algılayıcı. Human Speech Recognition. Siri, Alexa gibi dijital asistanlar başta olmak üzere birçok sistemde insan sesini algılayan yapay zekalar işlerimizi kolaylaştırmak adına kullanılıyor. İnsan sesine göre davranış gösteren yapay zeka eklentileri geliştirerek var olan sistemlerinizi bir üst versiyona taşıyabilirsiniz. Renk yoğunluğu belirleyen yapay zeka. Hangi rengin ne derece kullanıldığını gösteren, baskın rengi tespit eden bir yapay zeka projesi yazabilirsiniz. Örneğin Instagram platformunda hikayenizde fotoğraf paylaşacağınız zaman boşta kalan alan için baskın renklere göre bir arka plan oluşturulur. Fotoğrafta örneğini görebilirsiniz. Buna benzer sistemler geliştirmek için aratabileceğiniz anahtar kelimelerin bazılarını ekranda görmektesiniz. Temel seviyede ele aldığımız projelerin ardından daha ileri seviyede yapılabilecek projelere göz atalım. Sahte yorum tespiti yapan yapay zeka. Fake Review Monitoring System. E-ticaret sitelerinde çoğunlukla karşılaşabileceğimiz sahte yorumlar fikirlerimizi etkileyebilmektedir. Bu soruna karşı geliştirilen sistemlerde paylaşılan yorumların doğruluğunun sağlanması hedeflenmektedir. İntihal tespiti. Plagiarism. İntihal, plagiarism tespitiyle eserlerdeki sahteciliğin önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda makine öğrenmesinden yardım alınmaktadır. Eser hırsızlığını, eserlerdeki sahte ve yalan içeriği tespit eden yapay zeka geliştirebilirsiniz. Otonom araç projesi. Autonomous car. Küçük bir oyuncak arabayı gerekli sensörler ve yazılımlar kullanarak otonomlaştırabilirsiniz. Böyle bir proje gerçekleştirmek için yazılım bilgisinin yanı sıra donanım bilgisine de ihtiyaç duyacağınız için belirli bir grupla kapsamlı bir proje çıkarabilirsiniz. Satranç oyunu. Chess game. Kendinize satranç oynayacak bir arkadaş bulamıyorsanız ve kendi yapay zeka projenizle oyun oynamak istiyorsanız yapay zeka ile bir satranç oyunu geliştirebilirsiniz. Oyun botları, game bots. Oyunlarda gerçek oyuncular bulunmadığı zamanlarda botlara ihtiyaç duyulur. Bu botlar gerçek oyuncuların ve botların davranışlarına ve oyunun kurallarına göre davranırlar. Bu noktada açık kaynak kodlu şekilde paylaşılmış ya da kendinizin tasarlamış olduğu oyunları inceleyebilir, üzerine çalışabilir ve kendi botlarınızı sisteme dahil edebilirsiniz. Otomatik katılım sistemi. Automatic Attendance System. Otomatik katılım sistemi, kişilerin bir kuruma devam edip etmediğini takip eden bir ERP sistemidir. Bu bahsettiğimiz kişiler bir okulda öğrencilerken bir şirkette çalışanlar olabilir.
Otomatik katılım sisteminde kişilerin yüzlerini tanıyan yapay zekalarla otomatik olarak süreç takip eden bir yazılım geliştirebilirsiniz. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen projeler web sitelerine, masaüstü ve mobil uygulamalara, çeşitli donanımlara entegre edilerek kullanılabilirken başlı başına bir ürün olarak da sunulabilmektedir. Yapay zeka sektörü hızla gelişmeye devam ederken sektöre başlangıç yapmak, daha da ilerlemek ve projeler geliştirmek isteyenlere farklı proje fikirlerini listelediğim bu videomun faydalı olması dileğiyle. Sağlıcakla kalın.